Evet, elimizde iki tane ay üzerine çizilmiş skeç mevcut. Ve bu eğitimimizde skeçleri kullanarak sağdan sola doğru birkaç komuta bakalım. Şu üç komut, yani blend, revolve ve extrude yüzey oluşturmaya yarayan komuttur. Buradan extrude kullanalım ilk önce. Extrude ile profil, yani skeçimiz çıkıyor. Skeçimizi seçiyoruz. Direction burada çizilmiş sketch veya kök 3 boyutluysa, yani herhangi bir düzlemedik değilse buradan yön belirterek o formda yüzeyin hangi eksene doğru çıkacağını, yani dik çıkacağını burada kendimiz belirtiyoruz. Bu sketch x olduğu için x doğrusuna çıkıyor. X dersem yine aynı şekilde devam edecek. Evet, geri çektim. Buradan limit, burada birinci ölçümüz aktif olarak düşüyor. Limit ikinci ölçümüz gibi. Sıfır yapalım. Mirror extend. Mirror extend çift taraf uzatır. Ve ikinci komutu devre dışı bırakır. Burada okey diyelim. Devam edelim. Next'a da görüyorum burada. Rezayir için okey dedim. Sort komutunu gördük. Şimdi blend komutuna bakalım. Blend komutunu girdikten sonra burada first curve birinci blend komutu iki farklı yüzey arasında bir bağlantı sağlayan, yüzey bağlantı sağlayan bir komuttur. Burada bize birinci eğri istiyor. Birinci eğri, ikinci eğri istiyor. İkinci eğri. Diyoruz. Burada blokların aynı yönde olmasına dikkat edin. Çevirip çevirirseniz burada bir hata verecektir. Çevirip tekrar denerseniz burada bir şey sağlayacaktır. Burada first spot diyerek first curve'e yakın olan first curve'ın çıktığı yüzeyi, second spot olarak da second curve'ın olduğu yüzeyi seçip burada bir ön üzerine attığımız zaman bunları clear selection diyerek temizleyip tekrar bir preview verdiğimiz zaman bu jet gibi bir keskin bir geçiş sağlayacaktır. First spot'u seçip preview derseniz tamamladığınız anda şu yüzeyin doğrultusunda gelip yüzey bu şekilde çıkmış olacaktır. Aynı şekilde buradan gidip tatlı bir geçiş sağlayacaktır. Buradan geçiş değerlerini eğrilik, teğet, nokta, sabit, yani ilk şuradaki, hani şunu seçmek buradakileri yok saymak anlamına gelir. Burada değerleri verebilirsiniz. İşte 1.1 olursa ne olur? Abartalım. 2 tane hata verebilir. Evet. 2 şuradaki yüzeyin fazla bozuk olduğundan hata verdi. Tabii bunları deneyerek göreceksiniz. 1.3 tamamen hata vermez. Evet, bu da verdi. 1.2 en az kurtarıyor şu an. Daha hata verdi. Burada bir uygulam demek ki bu şekilde şuradaki yüzey daha eğrisel olsaydı burayı arttırabilirdik. Yani default tension diyerek şimdi de devam edebiliriz. Evet. Şimdi bu geometrical set'i bir gizleyelim ve insert geometrical set diyerek yeni bir set yaratalım. Geometrik dönüşe geçip Start Mechanical Design Sketcher diyelim ve her sizin programında muhakkak olan döndürerek yüzey veya katı oluşturma komutunu görelim. Burada bir şekilde bir şekil çizdim. Bunu kapattım. Dilerseniz ölçü verebilirsiniz.
Çıktım ve buradan Revolver komutuna geldim. Profil soruyor, seçim soruyor, seçtim. Revolution Access buradan kendimiz seçebiliriz, her çizgi oluşturabiliriz. Bunu da çizgi oluşturalım. Yani normalde bu çizgi kullanılır tabii ki döndürmek için. Biz kendimiz bir çizgi oluşturalım. Buraya Selection diyelim buna. Seçtik. Line dedik. Buradan line point and direction diyebiliriz. Başlangıç noktasını öyle soruyor. Bu noktayı seçtik. Çıkış noktası direction Z komponent diyoruz. Okey diyoruz. Büyük çeken derece dersek. 120 derece vesaire vesaire dönerek oluşturmuş oluyoruz.